genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Yolu Sağlık'tan geçen herkesin buluştuğu program İşimiz Sağlık'tan. Herkese merhaba. Sağlık günlük hayatımızda hepimiz için önemli. Sağlığımızı daha iyi korumak için neyi doğru ve neyi yanlış biliyoruz? En yeni sağlık trendleri ve en estetik yaklaşımlar nelerdir? Bunları ve tüm merak ettiklerinizi stüdyodaki konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel ve çok değerli misafirlerim var. Bakalım programa kimler katılıyor? Son yıllarda özellikle kadın voleybolcularımızın başarısıyla ülke olarak hepimizi gururlandırdı. Bu yüzden biz hepimiz ulus olarak büyük gurur duyduk. Bugünkü konuğum da bir başarılı bir sporcu, başarılı bir voleybolcu. Sevgili Duygu Bal bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sizi tanıyoruz ama hani izleyiciler ve seyirciler sizi daha iyi tanımak için çok kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ben Ankaralı bir voleybolcuyum aslına bakarsanız. Doğma büyüme Ankaralıyım. 8 yaşımda sporla buluşmuş bir sporcuyum. Hani Ankara Üniversitesi öğrencisiyim hala. 8 yaş, 10 yaş arası sporla tanışma evremle iş sporculuğa doğru giden bir hayat serüvenim var aslına bakarsanız. İyi ki de o tarafa doğru gitmiş. İyi ki de o tarafa doğru gitmiş evet, diyorum. Evet. Benim de bir başarısız bir spor yolculuğum oldu ama ben de diş hekimliğine doğru yürüdüm. Bir noktada doğru şeyle buluşuyoruz galiba. Kesinlikle. Hayat amaçlarımızı ararken diye düşünüyorum. Çünkü bu aslına bakarsanız çok da bizim karar verebileceğimiz bir fikirle doğmuyor. Bir sporcunun ya da sizin için de yani bir hekimin de kariyer serüveni, oluşumu belli bir süreden sonra galiba. Basamak basamak her şeyi basamak ilerliyor ve yaşamamız gereken bazı şeyler var. Çok başarılı bir spor geçmişiniz de var. Ayrıca tebrik de ediyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Çok şampiyonluklar yaşadınız. Yurt dışında da oynadınız. Evet. Ülkemizde de başarılı takımlarda boy gösterdiniz. Hala sizi konuşuyorlar. Arkadaşlarım da çevremde bahsettiğim zaman bugün sizden. Ne mutlu, ne mutlu. Ayrıca size. Sadece survivor olarak değil yani. Evet. Direkt voleybolcu olarak çok pozitif ve çok güzel geri dönüşümünü alıyoruz. O yüzden bir kere daha tebrik ediyorum başarınızı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir örnek oldunuz. Onu da konuşacağız biraz ama. Özellikle günümüzde bu bizim milli spor, bizim kadın voleybolcunun başarısı büyük bir örnek oldu. Gençlere çok büyük örnek oldunuz. Ve bunda evet. Öncülük etmeniz, ben sizi çok tebrik ediyorum bir kere daha. Çok öncü olmak ayrı bir şey, lider olmak ayrı bir şey ve farklı bir kapılar açtınız gençlere. Evet, ben bu konuda zaten çok mutlu oluyorum. Hani bir insanın en büyük haz noktası nedir derseniz, bir sporcu kadın olarak en büyük haz noktalarımdan bir tanesi benim. Gençlere rol model olabilmek. İlham kaynağı olmak. Evet ve özellikle son yıllardaki voleybol başarılarımız, kadın başarılarımızın liderlik, gençlerin lider olma, kendine daha çok güvenme ve sporla yaşama konusundaki fikirlerini yönlendirmek için çok güzel bir sebep oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Ve birçok voleybol okulları açıldı, voleybol kursları açıldı, ilgi acayip arttı. Ve bu da başarıyı da tabii kaçınılmaz yapıyor. Daha da çok başarılı bekliyorum artık bu yönde ben de. Kesinlikle. Sadece voleybolda değil, kesinlikle. Kadınların spordaki başarısının
daha da çok artacağına inanıyorum. Benim bu konudaki fikrim ama şöyle, hani bireysel sporlar, kesinlikle sporun her dalını destekliyoruz bu arada. Bir voleybol diye sınırlamıyoruz asla. Ki ben de hepsinin tadına bakan, keşfetmeyi seven bir insanım. Ama takım sporlarının birey olma yolunda biliyorsunuz uyum sağlamak disiplin. Açısından, disiplin takım açısından... Çalışması. Yani topluma doğru değerler katabilme, birlikte çalışma. Aslında bir takım sporuyla büyüdükten sonra sporcu her ekiple çalışabilme, iş dünyasına kaynayabilme kesinlikle. Şeyine de sahip oluyor. Bu yüzden spor okullarını da çok destekliyorum. Aslında o insana disiplin öğretiyor değil mi Duygu? Kesinlikle. Burada yani insan ömrü boyunca daha disiplinli oluyor, daha uyumlu olabiliyor ve daha amaca yönelik çalışabiliyor. Kesinlikle. Yani aileden alamadığımız, belki aileye karşı şımarıklık gösterdiğimiz disiplin tarafını takım sporlarıyla direkt antrenör-sporcu ilişkisi, deplasman, maç stresi, bu stresleri yönetme çabası. Yani onu ilk orada öğrenerek evriliyoruz. Ama adrenalin yaşamak da güzel ama. Kesinlikle. Çok önemli bir yere değindiniz. O adrenalini yaşamak bizi tamamen sağlıklı kılıyor. Ben bugün çok farklı şeylere değinmek istiyorum bu konuyla ilgili. O zaman direkt sağlıklı yaşama biz hemen konuya girelim. Şimdi sağlıklı yaşam sporcu için çok önemli. Yani bir kişinin sağlıklı olması ve spor yapabilmesi tabii çok önemli ama burada beslenmeden tutun da, fiziksel sağlığından tutun da, sinirsel, psikolojik durumundan tutun da, takım çalışmasına kadar, disipline kadar bunlar devam ediyor. Sağlıklı yaşam için sporun önemi sizin açınızdan baktığınız zaman ne kadar büyük ya da ne kadar önemli? Bunun için gerçekten çok bu konuya çok az değiniyoruz toplum olarak diye düşünüyorum. Çünkü neyle karşılaşıyorum biliyor musunuz genellikle? Senin ihtiyacın yok spora. Yani bu bakış açısı böyle omuzlarımı düşürüyor benim. Bir sporcu olarak hayır, bu işin keşfini yapmış biriyim ben. Bu işin içindeyim. Evet. Kariyerimi bitirdim, hala içindeyim. Ama neyi keşfettim? Kaçınılmaz zaten, çıkamazsınız o yoldan. Evet, evet. Ya bu benim için böyle. Bu arada herkes için böyle olmuyor, olamıyor. Tabii bunun yaşamsal sebepleri de olabiliyor. Farklı işlere, farklı dallara evrilenler oluyor. Ben merkezinde tuttum kendimi. Bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Gerçekten mental sağlığı korumak aslına bakarsanız. Evet. Spor sadece fiziksel olarak yansıtılan bir şey olmamalı. Bizde böyle bir bakış açısı var. Hani diyetini yap da spor yapınca kilo vereceksin. Hani bizim evet. Bir kilo takıntımız evet. Var ya da bir kilo kilo verme bir... İşte yaklaşımımız. Evet. Hani sporla oluyor. O yüzden i̇şte senin ihtiyacın yok. Neden spor? Yani bu benim mantığımı, zihnimi doğru korumak, hücrelerimi yeniden aktive etmek. Buna birçok şey sayabilirim. Yani genel insanların da hiç aktif spor yapmayan insanların bile sadece tempolu yürüyüşle zihin yeniliği, ruh yıkaması, ruh duşu gibi düşünün bunu yani aslına bakarsanız. Nasıl bedenimizi yıkıyoruz? Evet. Yani aktif bir hale geçerek tempolu bir yürüyüşle bile kendini yenileyip stres kontrolü, vücudun kendi adrenalini üretmesiyle mutlu olma. Mutluluk, gerçek mutluluğu hani hep arıyoruz, hep soruyoruz ya mutluluk nedir soruları. Ama etrafımızda, içimizde. Çok yakınımızda aslında. Kendimiz üretiyoruz aslında bu şekilde. Düzenli spor yapan bir kişiyle düzensiz spor yapan kişi arasında çok büyük farklar var. Sadece mental olarak değil, mesela bağışıklığı çok yükseltiyor. Evet. Hasta olma durumunuz nasıl sizce mesela? Başka spora başlamadan önce ve sporu hayatınıza kattıktan sonra bağışıklığınız nasıl değişti mi? Bu da onu çok önemli bir konu. Burada da yanlış bilinen şeyler var. Az sporcusun, kesinlikle hasta olmazsın. Ama ben de bu işi abartan taraftayım aslında. Yani kendimi yıpratmaya alışmış bir geçmişim var. Bu da nedir derseniz kas yorgunluğuyla antrenman yapma. Bu bizim profesyonel hayatımızda artık bilinçaltı olarak ve fizik olarak alışmış olduğumuz bir durum normalde. Evet. Ben bundan çıkamıyorum. Bunun bağımlısı, bunun alışkanlığını yaşayan ve bunu seven bir insanım. Tabii ki ben de yanlışlardan bazılarını bile bile artık kendi işimiz olduğu için yapıyorum. Ama söylediğiniz üzere şu yanlışları yapıyorlar. Sporda bağışıklık düşmez diye bir şey yok tabii ki. Sadece sizin diğer insanlara göre, hiç spor yapmayan insanlara göre bağışıklığınız diğerlerine göre daha yüksek. Daha yüksek, kesinlikle.
Daha yüksek mutlaka. Ve mutlaka sporu hayatımızdan çıkarmamak gerekiyor. Sadece hasta olmamak için değil, mental ve fiziksel sağlığımız açısından. Onun dışında spor yapan bir insan çok daha rahat bir uyku uyuyor. Kesinlikle. Uyku düzeni, yanlış yapılan şeyler var tabii ki de. Uyku düzeni için vücudun günde belli bir oranda yorulması. Hani uykusuzluk da toplumsal şu anda sorunlarımızdan bir tanesi. Hani siz de bir hekim olarak bu konuda neler öneriyorsunuz bilmiyorum ama herkesin bir önerisi oluyor. Geçenlerde bir tweet gördüm. Yine profesör hocalarımızdan bir tanesi. Ne yapın? Edin kendinizi uyutun demiş mesela. Ben de insanların tabii ki günlük bir iki saatlik spor aktivitesine öneriyorum. Sağlıklı uyumaları için. Bedenin doğru yorulmasını kesinlikle ve doğru stres yönetimi yapmasını öneriyorum. Yani günlük o biyolojik saatin düzgün çalışabilmesi için belli saatlerde belli faaliyetler uygulamamız gerekiyor. Ki düzgün çalışsın, vücut da ona alışkın zaten. Ona göre programlı zaten vücudumuz. Ona göre de biz ona kesinlikle istediğimizi verirsek zaten hasta da olmayız aslında. Kesinlikle. Ama şimdi biraz önce bahsettiniz ya, zorluyoruz, yanlışlar yapıyoruz, bilerek yapıyoruz. Evet. İşte o zaman da tepkiyi de görüyoruz yani. Evet. Spor yapsanız evet da mesela, ben diyor spor yapınca kilo veremiyorum. Veremezsin. Çünkü yanlış bir şekilde yapılıyor. Bir de bazen çok görüyorum, bir koşma, yürüyüşten bahsettiniz ya, bir koşu yola saatlerce mesela. O da yanlış bence. Yanlış yapılan çok şey var. Ben bu konularda yani çok duyum alıyorum. Tabii ki doğru kişiyle çalışma bilincine gelene kadar artık sporda bir teknoloji var biliyorsunuz. Uzaktan eğitim alabilecek bir teknolojiye sahibiz. Mutlaka doğru insanlarla vücut tipi analizleri yapılarak, kesinlikle, özellikle hani hedefimize göre tabii ki değişiyor bu. Kilo vermek olur, daha kaslı bir vücuda sahip olma niyetimiz olur. Yanlış spor yapma, ısınma ve evet, esnetme hareketlerine hiç önem vermeyen bir kitle var. O da en büyük hatamız. Maalesef bu biraz tembelliğimiz oluyor ama en önemli şeylerden bir tanesi, sahilde yürüyen insanlar ve koşan insanlar var. Koşunun dizlere yaratmış olduğu yani bir sonraki aşama için ciddi kireçlenmelere falan sebep olacak şeyler. Bunlar için doğru ayakkabılar seçmeleri lazım. Bu çok önemli ama. Doğru zeminlerde koşulması lazım. Betonda koşuluyor, tartan zemin her zaman bulunamıyor. Doğru ayakkabı seçimi en azından dizlerini koruyacak ve esnetme yapmaları çok önemli. Sporda yapılan çok fazla yanlış sayabiliriz. Evet. Ve bunların da çok geri olumsuz dönüşümleri de var. Yani dizleri bozduğu gibi genel sağlığımızı da bozar. Kesinlikle. Yani kas yırtılmaları, küçük kas yırtılmalarıyla çok karşılaşıyorum etrafımda. Nedeni hiç başlangıcında da ısınmamaları, sonunda da esnetmeyle hiç alakalısı olmamaları insanların. Spordan sonra bir soğuma. Bir soğuma alanı olmalı. Dönemi de var değil mi? Kesinlikle. Yani buna bir 10 dakika ayırmaları, birer dakika uzunlukta büyük kas gruplarını esnetmeleri, onları zaten bir sonraki yaptıkları spora da çok sağlam hazırlayacak. Yani kendilerini yorgun da hissetmeyecekler. Bir de günümüz, birbirini bağlıyor. Günümüzde herkes spor salonuna çok sık gidiyor. Orada da şimdi beslenmeye de belki zamanımız yeterse gireceğim de. Özellikle spor sonrası işte kardiyo koşması vesaire, halterler kaldırılıyor. Bütün bu işlem bittikten sonra bir de sauna, hamama gidiliyor mesela. Evet. O doğru mu? Çok özel bir soru sordunuz gerçekten. Bunun bir bağımlılık oluşturduğunu düşünüyorum ben. Bir alışkanlık haline geldiğini düşünüyorum ama tabii ki hekimler buna daha doğru cevap verir aslında. Ben sauna ve buharın her gün olmasını çok doğru bulmuyorum. Yani vücuttan çok fazla suyun atılımı, çok fazla diğer besinlerin de atılımına sebep oluyor. Dolayısıyla beslenmeyi çok ince bir çizgide doğru yapıyor olması lazım kişinin. Su tüketimi yapmıyorlar. Bakın evet, çok önemli bir konuya daha değinebilirim. Su tüketimi benim, şaşıracaksınız ama, günde 5-6 litreye kadar varıyor. Geçen birisi yazmış, ben çünkü komik bir şey paylaştım. Abla o kadar da fazla değil mi yazmış. Ama bu tabii ki vücudun da seninle konuşması doğrultusunda oluşan bir şey. Vücudun sana söylüyor su istiyorum diye. Yani sen su içeceğim diye zaten su içemezsin. Tabii o bilinç. Zaten çok zor içiyorlar suyu normalde. Doğru. Yani hiç suyu tüketmeyenler var.
Çok aşırı olduğu zaman da başka gazlı şeyler içeceklerden, de içeceklerden, çaydan, kahveden likit tüketimimizi yapıyoruz. Şeker tüketimi de çok fazla oluyor. Çok bu yanlış. Sporcu için şeker tüketimi doğru bir şey mi? Bana göre çok yanlış. Yani şekeri tamamen doğru meyvelerden almak gerekiyor. Ben kullanmıyorum şeker. Hiç kullanmıyorum. Doğrusu şeker, gazlı içecekler, alkol vesaire. Yani bunları hiç kullanmamak da bilmiyorum çok mu sönük bir hayatım var acaba diyorum. Yok, ama. Bir sporcuya aslında yakışan da budur zaten. Doğrusu da budur ama şimdi doğruyu yapınca ortalıkta da çok farklı şeyler yapan kişiler olduğu zaman siz de kendinizi çok böyle sanki bir... Tek kalmış hissettiğim zamanlar oluyor. Bir de spor salonundan bahsetmiş ki orada kullanılan bazı protein tozları var, bazı bir takım ilaç mı diyelim, destekleyici katkı supplementler, mı diyelim, gıda takviyeleri var. Mesela bunların da farklı bir yansıması var insanlara. Dış görünüş olarak belki çok güzel bir görüntü olabiliyor ama bunların da mesela kullanması ne kadar doğru? Bunlar çok tartışılıyor. Gençler bu konulara çok hevesli. Çünkü önlerinde, ellerindeki telefonlar tabii ki o rol modeller vesaire onları bir hevese sokuyor. Ama biz profesyoneller olarak asla önermiyoruz. Yani bunları doğal yollardan almak çok daha keyifli. Sizin gibi rol model istiyoruz yani. Ya, çok teşekkürler, çok güzel söylüyorsunuz. Çünkü ilaçla meydana gelen bir vücuda herkesin ulaşabilmesi ve ondan sonra çok kısa bir zaman sonra onu kaybetmesi ve başka sorunların yaşamasına sebep olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle. Bu yüzden yani özellikle kalpte rahatsızlanmalar, karaciğerde yağlanmalar gibi yapıyor. Biliyorsunuz böyle şeylerle hani şu an genç yaşlarında karşılaşmazlar. İleride sağlıksal ciddi tehditler altında olurlar. Kesinlikle protein bazlı beslenme öneriyorum. Yani doğru beslenmek aslında çok sıkıcı değil, çok da keyifli. Özellikle hani, ülkemizde Akdeniz bir ülkesi olduğumuz için. Kesinlikle yani, çok güzel, lifli gıdalarımız var. Protein yoğunluğu, bakliyatlar, zenginiz bu konuda çok. Peki antrenmandan önce bir özel bir beslenme yapıyor musunuz? Mesela antrenmana çıkacağınız zaman. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben çok yemek yiyemeyen bir insanım. Hani diyet güzel yaptığımı falan düşünürler. Bu benim bir midesel durumum aslına bakarsanız. Ama antrenman öncesi mutlaka doğru proteini, doğru karbonhidratı alıyorum. Antrenman sonrası sadece protein alıyorum. Bir önerim de böyle. Yani karbonhidrat ve yağdan kaçınmamak lazım. Hani yağdan da uzak durma gibi bir yanlış bilinç var. Yani evet, doğru yağları tüketmek, omega ve tereyağından kaçmamak lazım. Bunları sadece tabii ki dengeli almak oranlı lazım. Bir şekilde almak lazım. Antrenman öncesi almak lazım. Bir de bazı takviyeler var mesela. Vitamin takviyesi olsun, protein takviyelerinden bahsetmiyorum. Normal vitamin takviyeleri bilinçli bir şekilde, evet, yani ilaç şeklinde. Bunlar bazen dopingselleşiyor ya da bir yasak duruma düşebiliyor. Sporcunun hayatlarında da hatta çok olumsuz etkileyebiliyor. İlaçlarda olabiliyor böyle bir şey ama vitamin takviyeleri dediniz, çok önemli bir şeye değindiniz yine. Magnezyum kullanımı hem normal bireylerde, yani normal spor yapan ya da hiç spor yapmayan bireylerde de hiç yok. Spor yapan bireylerde de çok az. Çünkü biz magnezyumu besinlerden almıyoruz. Ama magnezyum eksikliği, kalitesiz uykuya kadar biliyorsunuz kas krampları, ağrılar, depresyon, birçok şeye değiniyor. Ve ben yine test ediyorum. Arkadaşlarımı gözlemlemeyi çok seven biriyim. Hem çevre hem kendi arkadaşlarımdan başlıyorum işe. Az magnezyum kullanıyoruz ve besinlerden almıyoruz bunu. Ama biz çünkü bunu öneriyorum yani, çok. Takviye almaya çok meraklı bir milletiz. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla ve COVID-19'dan sonra her şey kargoyla artık evimize kadar çok rahat bir şekilde geldiği için hatta her şeye sipariş verir duruma geldik. Çünkü evet, bazı ilaçları alıyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi. O da ayrı bir tartışma çok konusu. Çok fazla da alternatifler var artık. Kesinlikle. Ve ne üretildiği, hangisi hangisi güzel, hangisi işe yarıyor, hangisi zararlı. Bu da bir öyle bir pazar, öyle bir yer olmuş ki insan şaşırıyor. Bu sefer hata yapma payı da çok yüksek oluyor.
Kesinlikle, ama şu an elimizdeki telefonların inanın bana ve bence topluma en çok kattığı şey sizin gibi hekimlerin, değerli hekimlerimizin bu konulardaki doğru şeyleri oradan bilgi amaçlı paylaşıyor olmanız. Daha çok da insanları bunları takip etmelerine yönlendirmek isterim ben de. Kesinlikle. Daha çok sorumuz vardı ama sizinle konuşurken zaman çok çabuk geçti. Ne güzel, ne mutlu. Başka bir programda da tekrardan devam ederiz bu konuyu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sevgili Duygu Balan, çok teşekkür ederim programa. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Son Havadis.com devam edecek. Son Havadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum operatör doktor Sayın Ahmet Huzeyfe Çetin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam, sohbete başlamadan önce sizi çok kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben operatör doktor Ahmet Huzeyfe Çetin. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyetimden sonra Bezme Alem Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan uzmanlığımı aldım. Şu anda Özel Aile Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görev yapıyorum. Hocam, ben ortopediyi çok seviyorum. Evet. Çünkü ben de kemikte çalışmayı çok seviyorum. İmplantla ilgilendiğim için. Hı hı. Hatta bazı cihazlarımızla ortak cihazlar da kullanıyoruz. Bu yüzden konuşacağımız çok şey var. Evet. Ama bugünkü konumuz diz kireçlenme. Çok sık duyuyoruz hocam son zamanlarda. Kireçlenme var, dizlerimde var, sırtımda veya başka eklemde de çok sık karşımıza çıkıyor. Diz kireçlenmesi teşhisini koyabilmemiz için hasta hangi şikayetlerle geliyor? Ne sıklıkla karşınıza çıkıyor bu tarz şikayetler? Buradan başlayabilir miyiz? Tabii ki. Kireçlenme genel olarak aslında eklemlerde ortaya çıkan yıpranma, dejenerasyon durumu. Eklem kıkırdaklarındaki kayıplara bağlı oluşan sinir uçlarındaki işte ağrıyla giden oldukça sıkıntılı bir süreç. Biri bana diz kireçlenmesi teşhis koyduğum bir hasta, genelde işte dizlerimde çok ağrı var. Yürüme mesafem azaldı. Eskiden 1 kilometre çok rahat yürüdüm. Şimdi markete gidip gelemiyorum. İşte camiye gidip gelemiyorum, kahveye gidip gelemiyorum. Ya da geceliğin ağrıdan uyuyamıyorum. Elim hep dizimde. Bu şekilde. Ve hocam, dizlerim yamulmaya başladı. Bu şekilde şikayetlerle gelebilir. Hocam, yaşla ilgili bir durum söz konusu mu burada? Bir yaşlılık hastalığı mı bu? Genel olarak yaşlarda gördüğümüz. Çünkü dejeneratif bir süreç. Nasıl saçlarımız yaşlılıkta ağrıyor, cildimiz kırışıyor. Dizlerinde yaşlılığı kireçlenme. Fakat bazı durumlarda, romatizmal hastalıklarda, işte bir kırağa, diz çevresinde gelişen bir kırağa bağlı gelişen kireçlenmelerde görüyoruz. Bunlar daha genç yaşta oluşabiliyor. Oluşabiliyorlar. Genetik bir altyapısı var mesela. Bir diz neden bozulur? Mesela bir annede babada bir diz kireçlenme ya da diz problemi varsa çocuklara geçme ihtimali olabilir mi? Oluyor mu? Evet, ya da yaşam tarzı bunu etkiliyor mu? Mesela gençliğimizdeki yaptıklarımız hatalar ya da yapmadığımız şeyler yaşlılıkta bize yansıyor mu? Elbette, çok güzel bir soru. Genetik altyapısı olan bir hastalık. Eğer bir kişinin annesinde babasında kireçlenme varsa kendisinin olma ihtimali de artıyor. Yüksek. Eğer bize bununla ilgili hastalar der ki hocam, ben annemde babamda var, bende olmamız için ne yapabilirim? Kiloya dikkat edeceğiz. Kilonun, kilo, obezite, beden kitle endeksinin yüksek olması bu hastalığın ilerlemesini, ihtimalini artırıyor. Onun haricinde ayakta çok durulan işlerde, çok yük taşıyan, vücudun çok yük taşıdığı işlerde çalışanlar da biraz daha hızlı ilerliyor tablo. Bir de hocam, biz hiç yürümüyoruz. Biz çok sedanter bir yaşam içerisindeyiz ama hareket hayatımızda çok yok. Bu da bir
kaslarımız da etkiliyor. Evet. Eklemleri etkiliyor. Bu da ileride böyle fatura olarak karşımıza çıkıyor mu? Evet. Şöyle bir şey, bununla ilgili bir isimlendirmeden kaynaklı bir yanlış anlaşılmalar aslında. Çok güzel bir soru yine. Hastalar kireçlenme deyince hareketliliğe bağlı bir şey zannediyor. Halbuki ne kadar çok o dizi kullanırsak aslında o kadar çok deforme ediyoruz. Ama hareketsiz olmanın zararı ne? Kilo almak. Kilo almak. Yani sedanter yaşamın aslında dize bir zararı yok. Fakat kilo alırız, kilo almaya daha meyilli bir hayat tarzı olduğu için bu da kireçlenmeyi artırıyor. O zaman bunun bir ortasını bulmamız gerekiyor. Evet. Bir de şimdi hocam, biz dizlerimiz ağrıyor dediğimiz zaman hani Kemal Sunal'ın filmi hep aklımıza geliyor. İşte illa yağmur yağacak diye işte gibi bir beklenti söz konusu. Tabii o farklı bir durum ama bunu da bu da yeri gelmişken söyleyelim. Mesela artritler, yani bu diz eklemlerindeki iltihaplanmalar da zaman içerisinde buna sebebiyet olabiliyor mu? Evet. Demin bahsettiğim gibi belli bir kısmı, daha az gördüğümüz kısmı iltihaplı romatizma dediğimiz romatoid artrit hastalığına bağlı gelişen ya da ankylozan spondilit tarzı eklemleri etkileyen otoimmün iltihabi hastalıklara bağlı gelişir. Bunlar daha genç yaşta, mesela zayıf bir genç bayan gelir, dizleri ameliyatlık olacak şekilde kireçlenmiş. Bu genelde biz burada iltihaplı romatizma, romatoid artrit gibi hastalıklar araştırırız, bekleriz. Kaynaklı olabiliyor. Evet. Ha, bu onun komplikasyonu mu oluyor hocam mesela? Bu onun ona sekonder gelişmiş bir tablo olmuş oluyor. Tablo ortaya çıkıyor. Hı-hı. Hasta geldiği zaman hocam teşhisi koymak için nasıl bir yaklaşımınız var? Nasıl bir cihazlar ya da hangi tetikleri kullanıyorsunuz? Hasta karşımıza geldiği zaman öncelikle onu güzelce dinliyoruz. Bize zaten aslında anamnez kısmı oldukça tanı koydurucu bir, yani hastayı biz artık dokunmadan diyoruz ki bu hastada kireçlenme, ama yine de onu dinliyoruz güzelce. Gece ağrısı olup olmadığını sorguluyoruz çünkü bu daha sonra anlatacağız, ameliyat karar vermede çok etkili. Daha sonra hastayı muayene ediyoruz. Muayenede dizini muayene ederken, hareketlirken duyduğumuz işte çıtırdamalar, sesler. Krepitasyon diyoruz biz ona, o sesler. Hastanın eklem hareket açıklığının azalması ve ağrılı olması, sonrasında istediğimiz düz grafilerle, röntgen dediğimiz ayakta çekilmiş röntgenlerle biz bu diz kireçlenmesinin tanısını %99'a yakın koyuyoruz. Hocam kireçlenme peki standart bir kireçlenme mi oluyor? Mesela çünkü bu diz eklemi karışık bir eklem yapısı var. Evet. Yukarıda tek eklem, aşağıda çift eklem. Yani burası biraz karışık bir, özel bir bölge. Evet. Vücutta başka bir eklem bölgesi yok. Evet. Şimdi buradaki kireçlenmenin bir derecelenmesi ya da kireçlenme çeşitlemeleri var mı? Yani yüzeylerin hepsi birden mi etkileniyor bu şekilde? Yoksa farklı yüzeyler farklı kireçlenebiliyor mu? Şu şekilde, diz ekleminde aslında iki farklı eklem var. Biri diz kapağıyla uyluk kemiği arasındaki, biri de uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasındaki eklem. Bu eklemin de üç farklı kompartmanı var, bölümü var. Sorduğunuz sorunun cevabına gelirsek, bu bazen üç kompartman, üç odacık beraber etkileniyor. Bazen tek taraf etkileniyor. Ha, tamam, işte standart değil yani. Hepsi parça, farklı olabiliyor. İşte iç tarafın kireçlenmesi ya da üç tarafın kireçlenmesi şeklinde bunların tedavileri tabii ki değişiyor. Ona göre değişiyor. Evet. Şimdi tedavi... Evrelendirmede de uluslararası kabul edilen bir evrelendirme sistemi var. Ona göre dört farklı evre var. Biz genelde üçüncü evreye kadar konservatif tedaviler, koruyucu tedaviler. Artık dördüncü evreye geldikten sonra diz protezi tedavisini konuşuyoruz. Cerrahi geçiyoruz. Evet. Hocam cerrahiden önce biz şimdi daha konservatif bir konuşalım. Çünkü kaçınılmaz olduğu zaman ameliyat, onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız ama özellikle ilk aşamada yaptığınız tedavi nedir? Mesela bir medikal tedavisi var mı? Nasıl başlıyorsunuz? Evet, hasta diz kireçlenmesi tanısı koyduk. Evre 3 kireçlenme olduğunu düşündük. Biz bu hastaya kesinlikle önce ameliyat ya da iğne, bu tür şeyler söylemiyoruz. Önce ilaç tedavisi veriyoruz. Hastaya diyoruz ki sizin böyle bir kireçlenmeniz var. Bununla ilgili
bir tedavi başlayacağız. Bunun geçici bir şey olmadığını, ilerleyebileceğini anlatıyoruz hastaya. Hastalar hakkında bilgi veriyoruz. Evet. Daha sonra en büyük şikayetimiz tabii ki ağrı. Bu ağrı ile ilgili tedaviler veriyoruz. Ve iltihap giderici, anti-inflamatuar dediğimiz ilaçları başlıyoruz. Ve en önemli nokta hastaya kilo vermesi, eğer kiloluysa kilo vermeye başlamasını telkin ediyoruz. Kesinlikle. Bu tedavi yeterli olduğu zaman hocam, yani kireçlenme yani duruyor mu ya da bir takibini yapınca ilerleme durumu olabiliyor mu? Ya da hangi tedbirleri almak gerekiyor? Kiloyu vereceğiz ama bir egzersiz ya da bir yaşam tarzında bir değişiklik gerekiyor mu? Evet. Kireçlenme duran bir hastalık değil, sürekli ilerleyen bir hastalık. Fakat biz bunu ilerleme hızını azaltabilmeye çalışıyoruz. Evet. Bu şikayetleri giderip hastayı işte yürütmeye, yani ağrısı olmasın, bol bol yürüsün, yüzmeye gitsin, diz çevresindeki kasları güçlendirsin. Bu şekilde hani dize binen yükü azaltalım, dizi koruyalım. İşte dizini büküp oturma, dizini uzatarak otur tarzında tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu şekilde hastaya diyoruz ki hani bunlar yaparsak sizin ömür boyu kendi orijinal dizinizi korumanıza yardımcı olmaya çalışırız. İkinci aşamada hocam, yani bir medikal tedavi yetersiz kaldı. Yani ilaçlar, haplar, kullanılan ilaçlar yetersiz kaldığı zaman bir sonraki evrede hangi tedavi yöntemleri var? Evet, hasta deminki hasta geldi, 2 ay boyunca ilaç kullandı. Sonra geldi, hocam benim ağrılarım hiç geçmedi. Evet. Biz bu hastaya dediğim gibi eğer evre 4 değil de daha önceki aşamalardaysa çeşitli enjeksiyonlar var. Evet. Bunlar uluslararası rehberlerde yazılı olan tedavide rolü olabileceği düşünülmüş enjeksiyonlar. Bunlar diz içi enjeksiyonlar yapıyoruz. İşte PRP, kök hücre, hyaluronik asit tarzında enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu şekilde ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz aslında. Hocam o enjeksiyonlarla şimdi neyi amaçlıyorsunuz? Oradaki tamir edilmeyi mi yoksa oradaki fonksiyonu daha kolaylaştırmak mı? Çünkü o da bir geçici bir tedavi mi diyelim yoksa kalıcı mı oluyor? Orada tedavi biten hastalığınız var mı? Onu merak ediyorum. Bu bizim kendi camiamızdan sürekli tartışılan ve çalışmanın devam ettiği konular. Diz protezinin, diz kireçlenmesinin şu anda ispatlanmış kesin tedavisi diz protezi. Ama önceki aşamada PRP ve kök hücre uygulamaları oradaki inflamasyonu azalttığı, hücre kıkırdak olarak değil de fibrin doku dediğimiz bir dokuyla o kıkırdak erimesindeki boşlukları doldurmayı hedeflediğimiz ve semptomatik tedavide yeri olan bir yöntem. Tedavi yöntemi. Peki hocam bir şey diyeceğim. Gerçi yeni çalışmalarda var mı bilmiyorum ama bir kıkırdak transferi ya da bir kıkırdak orada oluşturmak gibi bir tedavi söz konusu olabiliyor mu? Var mı mesela öyle bir çalışma? Hani kemiklerde olduğu gibi mesela transfer olabiliyor. Kemiği bir yerden bir yere koyuyorsunuz. Evet. Mesela bir vücudun bir yerinden bir kemik alıp oraya kıkırdak alıp oraya bir koyma durumu olabilir mi? Evet, güzel bir soru. Bu diz kireçlenmesi dediğimiz hastalık daha generalize, yani bütün eklemi kaplayan, etkileyen bir süreç olduğu için bunlarda bu tip tedaviler yapıyoruz. Fakat bazı lokal kıkırdak hasarlarında, sporcularda olan, gençlerde oluşan lokal kıkırdak hasarları oluyor. Osteokondral dissekans dediğimiz. Bunlarda dizin sağlam tarafından aldığımız kıkırdağı hasarlı olan kıkırdak tarafına transfer yapılabiliyor. Fakat bu diz kireçlenmesinde söz konusu olan bir tedavi değil. Değil. Yani bu başka durumlarda kullanılabilir bir şey. Evet. Fokal kıkırdak hasarlığında yapılabiliyor. Çünkü şimdi kireçlenme dediğimiz zaman hani bir fonksiyona yönelik, fonksiyonu bozan bir durum. Hı hı. Ve bu sefer de farklı bir tedaviler çıktı. Teknoloji değişti şimdi hocam. O yüzden merak ediyorum. Mesela teknolojiden nasıl faydalanıyorsun? İşte PRP'ydi, kök hücreydi. Onda da bütün yapılan bütün laboratuvar işlemleriyle vesaire. Bayağı bir ekip çalışması çünkü. Hemen önünüze
diye böyle 2 saatte ya da bir günde gelen bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü bir emek sarf ediliyor. Biz de PRP kullanıyoruz mesela ama PRP çok daha bizde biraz daha çabuk olan bir şey. Onda değişik çeşitleri var işte. Neyse o da konunun konuya dahil oldu. Hocam şunu da merak ediyorum. Eğer hasta buna da tedavi olmazsa, medikal tedavi olmadı, PRP olmadı, ağrıları geçmedi. Bu sefer cerrahiye mecburen geçmek zorunda. Evet. Geçmezse ne olur hocam? Bir de onu sorayım. Evet. Şimdi eğer hasta disk gelişmesinde uyguladığımız tedavilere fayda yani uyguladığımız tedaviden fayda görmezse hasta yine ağrı ve hareket kısıtlığı şikayeti devam eder. Hastalar bize şunu sorarlar. Hocam ben ameliyat olmasam ne olur? Evet yani en çok sorulan soru bu. Teyzeciğim ameliyat olmasam bu ağrıyı çekersin. Bu ağrı geçmez. Hani bunun tedavisinde böyle ilerlemek lazım diye söylüyoruz. Yani bu işte bir Allah korusun işte mide kanaması, işte bir tümör gibi illaki cerrahi tedavisi gereken bir durum değil. Ama hastanın konforu düşer, hayat konforu düşer. Markete gitmek istemez, torunlarıyla oynayamaz. İşte bir yürüyüş yapacaktır, arkadaşların güne gidecektir. Bunları yapamaz, hayat konforu düşer. Kesinlikle. Yani bu da bir de ağrı, bir de hareketsizlik bir araya geldiği zaman insan psikolojik olarak da etkilenir bu işten. Evet, genelde eve kapandıkları için depresyon oranları da çok artıyor. Evet. Yani o yaşlılık psikolojisi çok baskın hale gelmeye başlıyor. Hocam biz bu tedavileri yapalım, size gelelim, teşhisi koyalım ama gelmemek için ne yapmamız gerekiyor hocam? Bir de onu sorayım son olarak çünkü iş bu raddeye gelmeden önce kilomuzu verelim, sağlıklı yaşantımızı da, sağlıklı beslenmeyi de yapalım. Belli bir genetik altyapımız var ama hayatımızda disk kireçlenmesinden önce dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Disk kireçlenmesi olduktan sonra da kilon dışında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, diz sağlığımız için düzenli spor yapmalıyız. Özellikle dizi çok aşırı bükülmesini içermeyen sporlar, işte yürüyüş, yüzme, bu tarz pilates tarzı egzersizler yapılabilir. Kiloya dikkat etmek lazım. Mutlaka. Sadece disk kireçlenmesi için değil, bacaklardaki, işte kalçalardaki problemler için mutlaka kiloya dikkat etmek lazım. Beden kitle endeks dediğimiz boy kilo oranı çok önemli. Çünkü eklemler, kemikler belli bir ağırlığı taşımak için yaratılmış. Hani bunların daha ötesindeki yüklerde overuse dediğimiz aşırı kullanım, yüklenme problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu şekilde. Yani hocam biz diz sağlığımız için mutlaka kiloya dikkat edeceğiz, evet. Sağlıklı başlayacağız ve mutlaka düzenli bir kontrole de gitmekte fayda var hocam değil mi? Evet. Çünkü, bu takip isteyen bir şey. Evet. Yakalanması gerekiyor. Hani iş işten geçtikten sonra gelmektense bir de uzmana başvurmakta da fayda var. Evet tabii ki. Diz çevresinde bulunan ortaya çıkan ağrılarda bir uzman görüşü almakta fayda var. Çünkü bazı problemler daha önceden tespit edilirse engellenme ihtimali artıyor. Tedavisi çok daha konservatif olabiliyor. Olmayanları da birazcık cerrahiye doğru geçebiliyor. Kayış oluyor, evet. Cerrahiyi de sonra konuşacağız hocam. Sorular da bitti. Zamanımız da doldu çok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Ahmet Hüzeyfe Çetin hocama programa katılımdan dolayı ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum uzman diyetisyen ve fitoterapist Sayın Hanse Nur Özyurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler.
Yeni ofisimiz hazır artık. Yeni hazır çalışmalara hocam. Başlıyoruz. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Hansen Hanım'la çok farklı konulara değineceğiz. O yüzden hemen sohbete başlıyoruz. Seyahat hayatımızın kaçınılmazı. Yaz günü de seyahat ediyoruz, kış günü de seyahat ediyoruz. Ama seyahat esnasında, seyahat öncesi ve seyahat sonrasında beslenme çok önemli. Doğru. Çünkü vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Uzun yolculuk bizi olumsuz etkileyebiliyor. Uçak yolculuğundan keza aynı şekilde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden bir beslenme uzmanı olarak sizden seyahatle ilgili, seyahat öncesi ve seyahat sonrası dikkat edilmesi gereken beslenme kurallarını anlatmanızı isteyeceğim. Tabii ki hocam. Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Bir kısa süreli seyahatler var. İşte 4 saatlik seyahatlere kadar biz kısa süreli gibi düşünebiliriz. Bir de hani 10 saat işte uzak doğuya, Amerika'ya uçuşlar var. Daha jet lag etkisi olan kişinin biyolojik ritminin de değişeceği, uyku saatlerinin de değişeceği ve besin alımının da değişeceği seyahatler olarak düşünebiliriz. Biz bu 4 saatlik seyahatleri normalde diyoruz ki kan şekeri bir şey yedikten sonra 2 saat sonra yükselir, 2 saat sonra düşer. Kişi 4 saatte bir acıkır biyolojik olarak. Eğer seyahat süreniz 4 saat ve altındaysa öğününüzü evde tüketip böyle daha lif ve posa ağırlıklı, daha sizi doyuracak, midenizi tok tutacak, protein ağırlıklı bir öğün yapıp seyahatte tüketmemenizi tavsiye ederiz. Tabii ki çay, kahve gibi kafein oranlarını kullanabilirsiniz. Onlarda bir sıkıntı yok. Eğer uzun süreli seyahatler varsa yeni yapılan bilimsel çalışmalar her zaman diyor ki aralıklı oruç en doğrusu. Vücudu birazcık dinlendirin. Zaten uzun seyahatlerde biyolojik ritim değişecek. Orada melatonin salgısı değişecek. Bir de vücudu ekstra safrayla, sindirimle yormayın diyor. O yüzden uzun süreli seyahatlerde aranıza kuru yemişler, kuru meyveler alın. Kan şekeriniz düştüğü anda bir 4 saat sonra onları tüketin. Ama orada uzun süre bir açlık yapın ki orada vücut bir yağ yaksın ve sindirimi tekrar yormayın ki zaten orada uyku saatlerine bir adapte olacak. Yani uzun seyahatlerde biz bir şey tüketmenizi çok önermiyoruz. Evet. Aralıklı oruç yapıp vücudun yağ yakmasını öneriyoruz. 4 saatlik seyahatlerde de protein, lif ve posa ağırlıklı bir öğünü öncesinden tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Bir de hareketsiz kalınıyor o kadar uzun süre boyunca. O da zaten ayrı bir durum. Peki seyahat sonrası bir ödemleşme oluyor. Vücutta bir su toplamalar oluyor. Bu da ayrı bir bonus oluyor bu işin. Yani bir arabayla seyahat ettiğinizde, özellikle uçakla seyahat ettiğinizde tabii ki o basınç farkından dolayı bir ödem miktarı çok artıyor. Tartı 1-1,5 kilo kadar yüksek çıkıyor. O yüzden de tatil dönüşü tartlar hep böyle 1 kilo 3 kilo arası ağızla yüksek artar. Çıkar. Çoğu da bir günde geçer. Çünkü ödem hemen vücutta hareket ettiğinizde çıkar hocam. Oradaki olayımız şu. Zaten vücut ödemli. Çünkü ödem bir dolaşım problemi. Hareketsiz kaldığınız için oluşuyor. O zaman biz seyahat sonraları ne yapacağız? Daha böyle sıvı bazlı, işte çorba tarzı ya da işte detoks tarzı. Böyle kendimize işte ananaslı, maydanozlu, biraz zencefilli, ıspanaklı bir detoks tarzı bir ilk öğün yaparsanız tarçınlı, kan şekerini dengeleyen ilk öğünü o şekilde geçirirseniz vücut bir rahatlar. Birazcık su miktarınızı arttırmak lazım. Seyahatte çok su içilmediği için vücut susuz kalıyor. Vücut kendi ödem miktarını arttırıyor böbrekler yorulmasın diye. Doğru su içtiğimde bir ilk öğünde böyle daha sıvı ağırlıklı, işte böyle maydanozlu, kereviz saplı ödem atan maddeleri kullandığınızda tartını zaten o ödemi atar. 1-1,5 kilo kadar hemen düşer. O sizi bir motive eder. Bir de özellikle yurt dışında mesela beslenmeyle ilgili orada çok farklı yemek kültürleri var. Çok farklı yemekler tüketiliyor. Bunun bize mesela nasıl bir etkisi olabiliyor? Çünkü bazen vücut bizim buradaki Akdeniz diyetine uygun ama mesela dışarıda tükettiğimiz gıdalar bize ne kadar uygun ya da bizim ne kadar olumsuz bir etki yapabiliyor mu? Tabii ki hocam. Şimdi şöyle, vücutta 4 kiloya yakın bir bakteri var. Bunların 2 kilosu iyi bakteri, 2 kilosu kötü bakteri. Bunlar bir mutualizm şekilde birbirlerini destekleyerek aslında yaşıyorlar, mutlu mutlu yaşıyorlar. Tabii bu bakteri demek sizin aldığınız nefes, içtiğiniz su, her türlü şeyde bakteri miktarınızı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Dengeyi bozuyor. Aynen. Bir Japonya'ya gittiğinizde oradaki çiğ sebzeler sizin belki kötü bakterinizi arttıracak. Amerika'ya gittiğinizde oradaki su ya da hava belki kötü bakterileri arttıracak. O yüzden zaten bir şişkinlik ve kabızlık oluyor. Herkes seyahate gittiğinde, şehir dışı değişikliğinde ya da yurt dışına gittiğinde hep bir kabızlık problemi olur. Kabızlık ne aslında? Vücuttaki bakteri florasını
değişmesiyle alakalı. O yüzden yediklerimiz, oranın havası, içtiğiniz sudaki farklı asit, pH değeri bile sizin floranızı değiştirdiği için tamamen biyolojik ritminizi değiştiriyor. Yani bir Arap ülkesine gittiğinizde daha yağlı, daha baharatlı yiyip ülser reflü gastritiniz varsa yükseltebilirsiniz. Bir Japonya'da daha çok balık tüketip daha rahat hissedebilirsiniz. Daha çünkü omega 3 ağırlıklı beslendiğinizde. Bir Amerika'da porsiyonu büyüttüğünüzde safra salgısını çok salgılatabilirsiniz. O sizi çok rahatsız edebilir. O yüzden ülkelere göre değişiklikler oluyor. Mümkün oldukça kendi sistemimizi çok bozmadan, sürekli yemek tüketmeden, safrayı çok çalıştırmadan, vücudu çok yormadan değişiklikler yapmamız lazım. Porsiyonları küçük tutacağız. Bir de dönüş sonrası tabii birazcık dikkat etmemiz gereken de kurallara da uymamız gerekiyor mutlaka. Aynen öyle. Bir de hocam şimdi kilo vermeden bahsedince vitamin ve mineral dengesi de çok önemli. Biraz önce bakteri dengesinden bahsettiniz ama bir de vitaminleri ve mineralleri konuşmak istiyorum. Şimdi bu mineral ve vitamin dengesi bozulduğu zaman ne oluyor? Dengeli olduğu zaman vücutta nasıl bir işlev söz konusu? Yani hocam şöyle, bazı danışanlar geliyor bize. Tabii ki biz hep kan testi olmadan almıyoruz. Neden? Çünkü demiri düşük olabiliyor. D vitamini düşük oluyor. Tiroidi var, bazen farkında değil, ilaç kullanmıyor. Selenyumu düşük. Metabolizmayı etkileyen vitaminler bunlar ya da kalsiyum miktarı. Yani vücudu aslında iyi anlamak ve danışana iyi anlatmak gerekiyor. Şimdi metabolizmanızı hızlandıran mineral ve vitaminler var ve yavaşlatanlar var. Mesela vücuttaki demir eksikliği olduğunda kişi çok halsiz, yorgun, isteksiz olur. Neden? Demir dediğimiz şey vücuttaki aslında kan. Kan vücutta oksijen taşır. Yağ yakımı beta oksidasyon. Yani vücutta yeterli oksijen varsa siz yağ yakarsınız. Arabanın benzini gibi. Benzin koymadan araba gitmez. Vücutta da oksijen yoksa vücut yağ yakmaz. O yüzden bazı danışanların demir eksikliği o kadar yüksek oluyor ki özellikle adet döngüsü devam eden bayanlarda her ay 4-5 gün aslında vücuttaki kanı attıkları için o demir her ay aslında azalıyor. Onu geri takviye olarak vermediklerinde daha halsiz, yorgun, isteksiz ve metabolizma yavaş gidiyor. Aynı şekilde D vitamini seviyesi ki işte bu kuzey ülkelerdeki aslında biraz depresyonun sebebi, ölüm oranlarının yüksek olmasının sebebi de odur. Çünkü D vitamini düşüktür, güneşten sentezleyemezler. Biz de kışın daha yorgun, daha halsiz, daha depresif oluruz. Bu metabolizmanızı yavaşlatır. O yüzden kişi yazın daha aktif, daha hızlı kilo verir. Kışın vücut daha kendisini kapamaya meyillidir. O yüzden D vitaminizi hep yüksek tutmanız lazım doktor kontrolünde. Ülke çapında zaten bizim D vitaminimiz düşük. Aynen. Düşük. Bayanlarda da demir çok düşük. Çünkü hani gerekli o 6 ayda bir, yılda bir kan testini pek yaptırmadığımız için seviyelerimizi bilmiyoruz. Onun dışında kalsiyum dediğimiz şey bir mineraldir. Kalsiyum hani kemiklerimizin içinde olan, normalde boy uzamasına yarayan, kemiği güçlendiren bir mineral olmasının yanında metabolizmayı hızlandıran bir mineraldir. O yüzden menopoza giren bayanlarda kalsiyum miktarı azalırken menopoz sonrası çok hızlı kilo alırlar. O yüzden vücutta hep kalsiyum dengesine de baktırmak lazım. Ben de bir kemik ölçümü yaptırmak lazım. Kemik miktarımızın içeriği nasıl? Kalsiyum miktarımız düşük mü? Kalsiyumu yüksek tuttuğunuzda metabolizmanız hızlanır, daha hızlı kilo verirsiniz. Peki buna uygun yemekler ya da besinler var tabii mı? Tabii ki var hocam. D vitamini sadece güneşten sentezleniyor. D vitamini besinlerle alamıyoruz. Takviye ile almak zorundayız. Mecbur çünkü güneş ülkesiyiz ama yine de yerde alamıyoruz. Kışın yeterli miktarda alamıyoruz. Onun dışında demiri yükselten besinler var. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde yüksektir. Lobstick dediğimiz işte bonfile, antrikot, pirzola tarzı hani kıyma değil ama lob etlerde demir çok yüksektir. Kara lahana, ıspanak tarzı yeşil yapraklı sebzeler de yüksektir. Bunlar da alınabilir. Kalsiyum da bildiğimiz üzere süt ve süt ürünlerinde, özellikle yoğurtta, peynirde, sert peynirde daha fazladır. Burada da şuna bakmak lazım. Peynir sertleştikçe kalsiyum miktarı yükselir. Kemik gibi düşünün aslında bunu. Nasıl sert bir besin olursa kemikler daha güçlüdür. O yüzden yumuşak peynirlerin düşüktür ama sert peynirlerin kalsiyumu yüksektir. Mesela kara lahana çok sert bir sebzedir, çok diktir. Kemikler gibi düşünmek lazım. Kara lahananın kalsiyumu yüksektir. Bu tarz besinleri beslenmenize koyduğunuzda
buradaki kalsiyum, demir seviyeniz yükselecektir. Eksik olduğu zaman da mecburen dışarıdan bilinçli bir şekilde alacağız ama değil mi? Tabii yani kan testi yaptırıp bir doktor kontrolünde. Çünkü mesela kalsiyum takviyesi alırsınız, bazen böbreklerinize taş oluşabilir. Kesinlikle. Hani doğru bir şey yapacağım derken yanlış bir parametreyi yükseltmemek lazım. O yüzden doktor kontrolünde takviyelerinizi almanızı öneririz. Mineralle beraber aynı zamanda da bir de mutluluk hormonu arttıran besinler. Serotonin. Var, evet, serotonin. Hı-hı. Mutlu olmak için tabii insan yemek yiyince zaten mutlu oluyor da. Oluyor. Ama mutluluk hormonu özellikle yükseltmek için vücutta besinlerin etkisi. Hangi besinleri tüketelimiz? Tamam, çikolata çok mutlu ediyor bizi ama tabii o sadece bir ekstrem bir örnek. Nasıl bir beslenme tarzı önerirsiniz? Yani ben önce şunu anlatmak isterim. Şimdi serotonin çok enteresan, mutluluk hormonu enteresan bir hormon. Çünkü normalde diğer tüm hormonlar beyinde pineal bezde sentezleniyor. Mutluluk hormonu serotonin bağırsaklarda sentezleniyor. O yüzden işte bağırsaklar ikinci beyin, bağırsak florası iyiyse mutlusunuz gibi terimler ya da birçok kitap çıkıyor. Bunun nedeni diğer hormonların dışında %90 bağırsaklarımızın florasının iyi olduğunda siz daha mutlu oluyorsunuz. O yüzden akut stres anında kişi kabızlık ya da ishal bir anda döngüsü değişebiliyor. Çünkü o hormonal değişiklikler aslında sizin floranıza etkiliyor. Burada tabii serotonin nasıl bir madde, neyden sentezleniyor onu bilmek lazım. Normalde serotonin dediğimiz hormon dediğimiz gibi bağırsaklarda %90'ı çok az bir miktarı kalpte ve çok az bir miktarda beyinde sentezlenen bir yer. Lokalize bir yer. Peki baktığımızda bunun içeriğinde bu triptofan dediğimiz bir amino asitten sentezleniyor. Ne demek bu? Yani tıbbi bir şey konuşmayalım. Bir protein maddesi yediğinizde siz vücutta mutluluk hormonunuzu yükseltmiş oluyorsunuz. Triptofan dediğimiz şey bir protein aslında. O zaman ben doğru proteinleri doğru miktarda tüketirsem serotonin miktarım artar. Serotonin de uyku hormonu dediğimiz melatoninle bağlantılı. Yani ben aslında doğru proteini yediğimde mutluluk hormonumla da uyku hormonum düzene giriyor. Bu böyle bir döngü olarak devam ediyor. Triptofandan zengin besinleri konuşmak lazım. Hindi de çok yüksek var. Ananas da var, avokado da var. Özellikle tavukta, balıkta, kırmızı ette var. Yani protein kaynağında var. Yumurta da var. Bunları düzenli kullandığınızda mutluluk hormonu seviyeniz artar. Bitkisel proteinler. Soya fasulyesinde çok var ve yağ olarak da çiğ bademde çok var. Yani bundan zengin bir protein salatası ya da bir protein yemeği yaptığımız zaman aynen öyle. Serotonin hem karnımız doyacak, hem şekerimiz yükselecek, hem de serotonin yükselecek. İktidarı artar. Kesinlikle. Şimdi tamam bunları yiyeceğiz. Mutlu olacağız. Fakat birazcık bu dengeyi birazcık yağ ya bir de proteini ya da karbonhidratları biraz fazla kaçırdığımız zaman da ne oluyor? Bizim karın etrafındaki şişiyor. Çevresel yağlanma başlıyor. Bunu olmaması için ne yapacağız? Ya biyolojiyi çok iyi bilmek lazım. Şimdi biz hep böyle ezbere diyetler yapıyoruz. İşte bir haftalık diyet, üç günlük diyet. Şimdi bunlar kısa sürede size 1-2 kilo verdir ya da 3-5 kilo verir. Ama siz kendi vücudunuzu tanırsanız eğer, yani hangi hormon saat kaçta çalışır? Ben gece 10'da yesem ne olur? 2'de yesem ne olur? Ya aslında vücudu hep anlatmak lazım ki bunu bir kökten çözelim. Şimdi vücut niye yağlanır hocam? Yağ yediğiniz için yağlanmaz. Vücut yanlış saatte karbonhidrat yerseniz o saatte sindirme enzimleri yeterli miktarda çalışamayacağı için onu sindiremez ve vücut onu yağ olarak depolar. Karın, kalça, belde yavaş yavaş yağlanmanız oluşur. Ne demek doğru saat? Normalde sirkadiyen ritim diye bir şey vardır. Sirkadiyen ritim dediğimiz şey vücudun biyolojik bir saati, biyolojik bir döngüsü. Nasıl bizim iş saatlerimiz var? İşte 9-6 çalışıyoruz, işte 7.30-8 gibi eve gidiyoruz, yemek yiyoruz, işte 12 gibi yatıyoruz, sabah 7 gibi uyanıyoruz. Bu bizim bir ritmimiz. Bir de organların bir ritmi var aslında. Melatonin hormonu, uyku hormonu 11'de çalışıyor. Diyor ki artık yatağa geç, karanlık bir ortama geç, beni dinlendir. Melatoninden 4 saat önce kadar artık vücutta yağ yakan hormonlar seviyesini azaltıyor. Yani lipaz. O yüzden vücut diyor ki artık 7'den sonra yemek yeme çünkü ben artık rölantiye geçiyorum, dinlenmeye geçiyorum. Mesaim bitti. Beni yorma diyor. Eğer ben 7'den sonra yemek yersem ben şu an aktif çalışmıyorum, ben bunu yağ çeviririm. Sen bir gün sonra çok spor yaparsan bunu yakarsın diyor. Ya da beni uzun süre aç bırakırsan, aralıklı oruç yaparsan ben buradaki yağı mecburen yakarım diyor. Yani o yüzden geç saatte yemek yediğinizde bilin ki siz protein deyseniz, karbonhidrat deyseniz vücut onu yağ olarak depoluyor. Onun dışında
birazcık vücudu dinlendirmek lazım. Şimdi her iki danışandan birinde ülser reflü gastrit var. Vücudu o kadar çok yoruyoruz ki o sindirimi, mideyi, safrayı, salgıları hastalık olarak geliyor. Yani 2 saatte bir, 3 saatte bir sürekli vücudun ihtiyacı yokken yemek yediğinizde bir sürü organı da aynı miktarda çalıştırıyorsunuz. Yani iki öğün arasında uzun süre açlık yapmak lazım. Organları dinlendirmek lazım. Akşam 7'den sonra mümkün oldukça yemek yemeyip çay, kahve, soda gibi kalorisi olmayan, organları yormayacağımız sıvı ağırlıklı beslenmek lazım. Tabii ki kas arttırmak gerekiyor. Yani sadece kilo vermek değil, tabii, kas kütlenizi arttırdığınızda bazal metabolizma hızlanır. Artıyor. Vücut 1200 değil 1400-1500 kalori yakar. Siz kilo verdiyseniz bile hızlı bir şekilde geri almazsınız. Metabolizmanızı hızlandırmanız lazım. Kas için ne yapacağız hocam? Egzersiz mi ilave edeceğiz? Hocam şöyle, kas için genelde danışanlar hep böyle hani spor yapalım, spor yapalım mantığıyla gidiyor. Enteresan bir şekilde %70 yedikleriniz ve doğru uyku kas kütlenizi arttırır, %30 doğru beslenme arttırır. Yani her şey baktığımızda %70 yedikleriniz, %30 yaptığınız spor arttırır. Yani baktığınızda ağırlık yine doğru beslenme ve doğru saatte yemeğe bağlanıyor. Kas kütlesini arttıran sporlar yapmak lazım ama her gün kası çok yormamak lazım. Yani bir gün kası çalıştırdınız mı, bir gün sonra dinlendirmeniz lazım. Öbür türlü sporlarda sıkıntıda işte belde, işte boyunda, bel fıtığında tetikleyecek hareketler yapılabiliyor. Daha kardiyo ağırlıklı başlamak lazım. Hani zaten kilolu bir insanın ağırlık kaldırması çok riskli bir şey. O yüzden de doğru beslenme, doğru uyku yavaş yavaş da adaptasyonlu bir şekilde kas kütlenizi arttıracak. Bir gün yapıp bir gün dinlendirip sporları yapmanızı tavsiye ederim. Biz şöyle düşünüyoruz. Çok koşarsak, evet, saatlerce koşarsak, işte saatlerce spor yaparsak yani biz bu kiloyu daha iyi, yani bu sporu biz direkt kilo vermeye yönlendirmişiz. Yani sağlıklı bir yaşantı olarak değil de kilo vermeye yönelik. Oysa bir kompleks şeklinde vücudun beslenme düzeniyle beraber ve hormonlarla beraber bunu beraber yürütmek gerekiyor. Bazı bir de aralıklı oruçlar var. Evet. Onlara da çok kısaca değinelim. Onlar nasıl bir fayda sağlıyor vücudumuza? Ya şimdi bilim hep değişiyor tabii. Mesela ben buraya bir 20 yıl önce çıksaydım aralıklı oruç diye bir şey yoktu. Yok. İşte 2 saatte bir tüketmeniz gerekiyor diyecektik. O yüzden hani genelde bir 50-60 yaş üstü danışanlarımız ama bize böyle söylenmemişti. Biz 2 saatte bir tüketiyorduk. Hani şekeri dengeliyorduk gibi geri dönüşler oluyor çok haklı olarak. Şimdi son yapılan bilimsel araştırmalara bakmak lazım. Çünkü bilim değişiyor baktığımızda. Kesinlikle. Şimdi son yapılan bilimsel araştırmalar ve Nobel Bilim Ödülü'nün verildiği bir çalışma var ki ötefajı diyoruz biz buna. Vücut diyor ki 16 saat beni aç bırak, 8 saat beni besle. Ama bu 8 saati çok geç saatlerde yapma. Yani en doğrusu aslında aralıklı oruçta sabah 10 gibi başlatıp 6 gibi bitirmek. Şimdi tabii ki çoğu insan hani 6'da iş yerinde oluyor ya da trafikte olduğu için yemek yiyemeyeceği için. O zaman 11-7 yapın. Ama en geç 8 yapın. 8'den sonra yediğinizde zaten aralıklı oruç yapsanız bile ya da bazı danışan diyor ki işte ya ben sabah hiç acıkmıyorum. İlk öğünümü 2'de başlatsam, 8 saat koysam gece 10'a kadar yesem. Şimdi bu bir işe yaramaz. Çünkü 7'den sonra sindirme enzimleri kendisini uykuya alır. Sen yine 7'den sonra yediğin şeyi yağ olarak depolarsın. En doğru şey erken güne başlatıp erken bitirmek. Bu tam aralıklı orucu doğru yaptığınızda çok hızlı bir şekilde yağdan kilo verirsiniz. Çünkü vücut uykuda yağ yakıyor hocam. Siz uykuya ne kadar aç girerseniz uykuda yaktığınız yağ kütlesi o kadar artacaktır. Yani uyurken kiloyu veriyoruz. Uyurken siz direkt yağdan kilo veriyorsunuz. Hocam konuşmaya devam edeceğiz bir sonraki programda. Çünkü zamanımız doldu. Çok hızlı geçiyor sizinle zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine uzman konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sonhavadis.com sundu.